Sevgili seyirciler, bu akşam sizlere Boğaziçi Üniversitesi'nden sesleniyoruz. Boğaziçi Üniversitesi diğer üniversitelere pek benzemiyor. Birazdan göreceksiniz çünkü bu yayına girmeden önce arkadaşlarla oturduk, biraz konuştuk. Dehşet soruları var. Farklarını ortaya koyacaklar. Bu akşam bu üniversitede yine konuklarımıza her şeyi soracaklar. Ancak daha önceden hepinize arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu akşam tahmin edebileceğiniz gibi burası çok sıcak. Üstelik de binlerce wattlık ışıklar altındayız. Hepimiz terleyeceğiz. Onun için gömlekle çıkmayı tercih ettik. Sizler de isteyen varsa ceketlerini çıkarabilir ama bir şey kalmamış zaten üstünüzde. Şimdi hemen konuklarımıza geçelim. Konuklarımız da size, aslında konuklarımızı teker teker tanıtmamam bile gerekir ama bir fotoğraf sanatçısı. Şiir yazıp yazmadığını bilmiyorum ama her şeyin ötesinde KKTC'nin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Sinema sanatçısı, sanatçılıkla ilgili sorularınız da olabilir tabii, kim sanatçı kim değil, ama gerçek bir sinema sanatçısı, siz tabii o kadar çok filminden hatırlarsınız ki, Karanbul Atları'yla, Battal Gazileri'yle, Cüneyt Arkın. Bir de bir şair gelsin dedik. Programımıza bir şair gelsin ve o şair bize yarattığı yeni bir akımı anlatsın dedik. Yılmaz Erdoğan'ı herhalde tanıyorsunuz. Tanımamanıza imkan yok. Programa başlamadan önce ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı aradım, Sayın Rauf Denktaş'ı. Dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanım, siz isterseniz Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinin karşısına önce siz çıkın, konuşmanızı yapın, soruları yanıtlayın. Bir protokol, Cumhurbaşkanı protokolü vardır. Biz buna uyarız, siz bizim bir tanemizsiniz. Sonra benim iki konuğum daha var. İşte Cüneyt Bey ile Yılmaz Bey geliyorlar. Onlarla arkasından devam ederiz. Dedi ki, bunu zaman zaman yapıyoruz. Dedi ki, hayır dedi, ben genç değil miyim dedi. Onlarla beraber çıkarım tabii dedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada hepiniz biliyorsunuz, Rauf Bey hiçbir toplantıya resim çekmeden başlamaz. Rauf Bey'in büyük bir tutkusudur resim ve dedi ki, ben öğrencilerin resimlerini çekmezsem imkan yok, bu işe başlamam dedi. Şimdi nereyi çekecek bilmiyorum Rauf Bey. Şimdi hemen resim meselesini halledelim. Verin çocuklar, verin Rauf bakalım. Bey'in. Fakat tabii her birinize... Şimdi ben bir toplantıda, Vasilio o zaman Rum lideriydi, müsaade ediniz dedim, resminizi çekeyim. Derhal kravatını falan düzeltti. Resmini çektim, cebime koyarken makinemi, küçük bir makineydi. Dedim ki, Makarios'un da resmini çektim. 2 ay sonra ölmüştü dedim kendisine. Adam çok bozuldu. Zannedersem o 2 ayı, acaba bana da bir şey olacak mı, makinede bir sihir var mı diye sıkıntı içinde geçirdi. Hiçbir şey yoktur. Sağlıkla yaşayın. Rauf Bey, kalkıp çekin isterseniz. Peki, sizi daha iyi görüyor. Peki. Ben tuttum. Şimdi tamam. Burada kalk otur yani. Sanatçıya da bu kadar. Vallahi en sallayın ya. Sayın Cumhurbaşkanı da resminizi çeksin. Evet, peki. Başka?
Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. Ben çekme, ben tarafı çekmemişim. Haksızlık olmaz. Haksızlık olmaz. Dur bakalım. Bu tarafta işte. Peki, peki. Ben de çocuklarla beraber şöyle durayım mı? Şöyle arkada. Ya filmi bitirdik. Hayır. Beraber omzuna şey açmış. Hayır, diğerine. Bir dakika. Bakın daha Hatay önemli. Geniş, bu geniş açı. Rauf Bey'in geniş açı fotoğraf makinesi. Evet. Bütün sırları verme. Evet, çok güzel. Ben de durayım burada Sayın Başkan? Bütün, sizi de alıyorum, bütün salonu alıyorum. Harika. Tabii dediğim gibi daha önce size teker teker gönderemeyecek Rauf Bey resimleri ama. Rauf Bey kamerasını getirdi. Dua edin ben kılıcı getirmedim. Teşekkür ederim. Sayın Başkan ben sizi çekeyim. Siz şöyle durun. Siz şöyle durun ben sizi çekeyim. Doğru ya. Bu güzel bir hatıra. Şimdi nereye basacağımı gösterin bana yeter. Bir dakika şöyle yapalım. Şuraya. Ben mi çekeyim? Tamam. Sizi çekti ya. Şuna basıyorum değil mi? Şuna. 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 Tamam. Siz şöyle şöyle durun. Böyle durayım. Arkanızı da bana hayır. Bana dönün. Sana tamam. Hadi. Şöyle. Tamam. Şöyle. Hadi oğlum siz de kalkın ayağa. Hadi ya. Kalkın ayağa. Ha. Sayın Cumhurbaşkanı hayatta sırtı yere gelmez. Arkasında Türk gençliği var. Cüneyt Bey siz de bana bakın. Ha bizde mi varız? El. Hadi bakalım. Oldu mu? Tamam. Teşekkürler. Buyurun. Bozmayın resminizi yapacağım. Bozmayın. Arkadaşlar programımıza başlıyoruz. Hemen oradan başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Mükemmin abi, Yenilmez Savaşçı Kara Murat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Belki de bu salonda bulunan insanların çoğunun hayatta bulunmadığı günlerden beri Kıbrıs davasını bir adım bile geri atmadan sürdürüyorsunuz. Benim sormak istediğim soru şöyle. Acaba özellikle Sayın Özal'ın vefatından sonra Ankara'nın desteğinde bir azalma söz konusu mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir kere şunu bilelim ki müdafaa ettiğimiz dava Kıbrıs Türk'ünün sadece Kıbrıs Türk'ünün davası değildir. Türkiye'nin bir davasıdır, milli bir davadır. Türkiye Kıbrıs üzerindeki haklarını 1960 anlaşması ile perçinleşmiştir. Biz bunu korumaya başladık. Dolayısıyla Türk hükümetleri devamlı surette o günün Türkiye'sinin olanakları dahilinde, bunun altını çizerek söylüyorum, o günün Türkiye'sinin uluslararası durumu ve iç durumu ile ekonomik durumu çerçevesinde gereken her şeyi, bu davanın gerilememesi için gereken her şeyi yapmıştır. Ancak şunu söyleyeyim ki bugün ben bütün bu mücadelede en bahtiyar yılımı yaşamaktayım. Çünkü Türk hükümeti 23 Nisan 1998 kararı ile, deklarasyonu ile Kıbrıs üzerindeki haklarımdan vazgeçmiyorum. Kıbrıs'tan ve yöreden çıkmıyorum. Kıbrıs'ta Türk-Yunan dengesini bozdurtmuyorum. Kıbrıs Türklerini Rum'un insafına terk etmiyorum ve terk etmeyeceğim diye öyle bir çizgi çizmiştir ki müzakereci olarak ben çok rahatladım. Ekonomik açıdan da yapılan protokoller ile Türkiye'nin Kıbrıs'a bakış açısı, Kıbrıs'ın uluslararası arenada almış olduğu yeni bir önem çerçevesinde ve ona orantılı şekilde artmıştır. Teşekkür ederim. Buyurun. Sorum Sayın Cumhurbaşkanı'na olacak. Kıbrıs'ta son yıllarda kimlik tartışmaları gündemdedir. Önce Kıbrıs Türk'ünün Türkiye Türklüğünden ziyade adadaki Rumlarla bir bütün oluşturduğunu ifade eden adalılık tezleri ortaya atıldı. Bunun tutmaması üzerine
Oğlunuz Serdar Denktaş, Türkiye'de yüksek tirajlı bir dergiye vermiş olduğu bir beyanatta sizin Türk milliyetçisi olduğunuzu, kendisinin ise Kıbrıs Türk milliyetçisi olduğunu ifade etti ve bu fikrin Kıbrıs'taki savunucusu oldu. Daha sonra Kıbrıs'ın ana vatan mı, yavru vatan mı olduğu tartışmaları tekrar gündeme oturdu. 30 saniye soruyu. Bu tartışmalar Kıbrıs Türk'üne ne kazandıracaktır ve siz ve Kıbrıs halkı bu tartışmalar neresindedir? Kıbrıs'ta bize sorarlar. Çoğunluğun cevabını veriyorum size. Siz evvela Kıbrıslı mısınız, Türk müsünüz? Cevap, biz Türk'üz. Anadolu'dan buraya gelmiş Türkleriz. Kıbrıslılık coğrafyadır. Erzurum'da mısın, İstanbul'da mısın, İzmir'de misin? Kıbrıslılık budur. Kıbrıs'ta yaşayan Türkleriz. Hasbelkader orada kısıldık, yaşadık. Orada 70 bin şehidin türbedarlığını yaptık. Bayrağı indirmedik, ezan sesini susturmadık. Çünkü ben Kıbrıs'tayım ve Kıbrıs'taki şu andaki şartları bildiğim için Kıbrıs'ta kumarhaneler, zenginlere hitap eden okullar, serbest bırakılan, yakalanmasına rağmen serbest bırakılan uyuşturucu kaçakçıları, yıllardır süren göç, adaya gelenleri bir günde vatandaş yapmalar, kaç Kıbrıs'ta olduğumuzun bir türlü açıklanmaması, ülkücülerin oraklı bir oyunumuz var diye bize sorun. Tamam, geliyorum. Saldırması ve ülkücüler bizi koruyor diye Mehmetçi olmasına rağmen bizzat konağınızda kokteyl vermeniz bu sorunların dışsal sorunlar olmadığını ortaya koyuyor Kıbrıslı Türkler açısından. Bu yüzden de kendimizi çok yalnızlaştırılmış hissediyoruz. Bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir ülkenin cumhurbaşkanı olmak nasıl bir duygu? Teşekkürler. Heyecanlıyım. Olduk. Bir dakika sayın. Bu çizdiğiniz tablo bizim muhaliflerimiz tarafından devamlı surette çizilen bir tablodur. Ülkücülere ben kokteyl vermişim. Ülkücüleri ben evime topladım ve Litre Palas'ta taşkınlık yapmalarını önledim ve kendilerine yaptıkları işin doğru olmadığını, daha fazla aşırı davranmamalarını önerdim. Ama bu başka türlü tefsir edilmiş ve gitmiştir. Benim için ülkücü olan, ülkücü olmayan yoktur. Benim için Türk gençliği vardır, Kıbrıs Türk'ü vardır. Evet. Buyurun. Buyurun. Yalnız kumarhanelere gelince, bizim turizm açısından istifade ettiğimiz bir olgudur. Ama gereken kontrol yapılmak şartıyla ve mafyanın eline düşmemek şartıyla. Burada kumarhaneler kapanmıştır. Zannedersem turizm çok büyük darbe yemiş oldu. Müdafaa etmiyorum ben kumarhaneleri. Kontrol edilmelidir. Başka medeni ülkelerde edildiği gibi turistin aradığı bir şeydir diyorum. Bu bir ölçü meselesidir, kontrol meselesidir. Tekrar böyle bir cumhuriyetin cumhurbaşkanı olmaktan ne hissediyorsunuz demiştiniz. Övünüyorum. Övünüyorum. Hemen bir tane daha geliyor. Sorum Yılmaz Bey'e. Ben şey soracağım. İnsanların sürekli sizden yani espri yapmanız gibi bir beklentisi var. Zannedersem. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Öyle mi? Hayır, şöyle, şimdi tabii benim birçok insanı da çağrıştırdığım başka bir şey var. Kimisi beni çok komik olarak tanır, kimisi çok şair olarak tanır, kimisi belki gıcık olarak tanır, bilmiyorum. Ama insanların bazıları beni... Bazıları da çapkın olarak tanıyor Yılmaz Bey. Neyse. Beni gördükleri zaman gülümsemeleri sadece beni mutlu eder. Onun için rahatsız olmuyor. Rahatsız olmuyor, buyurun. Sorum Cüneyt Bey olacaktı. Efendim? Ya bana mendil verin biriniz, ne olur. Benim sesim geliyor mu? Evet. Benim sesim geliyor mu? Evet.
Küçüklüğümüzde miyiz? O kim o nevet diyen? Evet. Hayır yani... pardon nevet. Ne olamaz. Yani küçüklüğümüzde milli sizin filmlerinizi seyrediyoruz ve filmleriniz Anadolu'nun bütün yörelerinde sevilerek izleniyor. Herkes küçüklüğünden başlayıp büyüklüğüne kadar izliyor ve hayatında gerçekten yani bir şeyler bir şeyler veriyor ona ve isminizle özdeşleşmiş bazı kavramlar var mesela. Malkoçoğlu denince direkt siz akla geliyorsunuz ve filmlerinizden hemen sonra sokağa çıktığımızda birbirimize Malkoçoğlu oynadığımız çok olmuştur yani bizim Anadolu köylerinde. Yani filmleriniz bu kadar bizi etkiledi. Soru. Siz yani normal hayatınızda. Soru. Marco Çoğullu gibi davranıyor musunuz? Şimdi çocuklar Temel var ya, Temel 20. kattan düşmüş. Koşup gelmişler. Hayrola Temel demişler. Ne oldu? Vallahi bilmiyorum demiş. Ben de yeni geldim. Şimdi ne oldu? Ses gelmemiş de onun için. Ses duyulmuyor. Hayır, Temel'e demişler ki bana ne olur pazartesi günü fıkra anlatma, cuma namazında gülüyorum. Şimdi o tarihi filmleri çekmekte çok iyi etmişim. Gerçekten az önce Kıbrıs konuşulurken Kıbrıs bizim aynı zamanda tarihimizdir. O çok önemli bir şey. O filmlerle benim güzel kardeşlerim hiç değilse tarihin Yeniçeri kıyafetiyle, atıyla, kılıcıyla, okuyla, her şeyiyle çok doğru olarak, yani canlı olarak gördü. Benim hayatımda Malkoçoğlu yapıyor muyum? Yapıyordum evleninceye kadar. Evlendikten sonra Malkoçoğlu bitti. Evde başka Malkoçoğlu var çünkü. Vallahi öyle bir film çektim. Dünyayı kurtaran adam, patron battı. Dünyayı kurtardık ama. Evet. Gel kalk hemen. Benim sorum Sayın Yılmaz Erdoğan'a olacak. Çok değişik bir tiplemeyle çıktınız insanların karşısına. Ve bu Mükremin abi tiplemesiyle özdeşleştiniz bir anlamda. Yani sokaktaki insana sorduğunuzda belki Yılmaz Erdoğan'ı tanımıyor ama Mükremin abi dediğinde birçok şey ifade ediyor ona. Yani bu durumdan memnun musunuz? Ben aslında kendimi Malkoçoğlu gibi hissediyorum. Aşağı yukarı aynı soru. Şimdi ya bir dizi yaparsanız, bir film yaparsanız ve o yarattığınız karakter çok sevilir, benimsenirse bu doğal bir sonuçtur. Zaten işe başlarken bunu hesaba katarsınız ama bazen bazı yerlerde mesela benim şiirimi aşağılamak için Mükremin de şiir yazmış türünden. İşte yani Mickey Mouse da şiir mi yazarmış türünden. Zeka dolu yazılar da okudum. O anlamda rahatsız edici bir şey tabii ama öte yandan da çok sevdiğim, oynamayı da yazmayı da çok sevdiğim bir karakterden de hiçbir zaman rahatsız olmadım. Buyurun. Benim sorum Cüneyt Bey olacak. Sizin hangi yılda yapıldığını bilmiyorum ama Dünyayı Kurtaran Adam diye bir filminiz vardı. Şimdi yani genel film kriterleri içinde değerlendirirsek bilmiyorum. Bu filmin kaliteli olduğunu düşünen insan sayısı burada ne kadardır ya da oran olarak ne kadar bilmiyorum ama siz bu filmin ne kadar kaliteli olduğunu düşünüyorsunuz örneğin. Sadece bu filminiz değil de genel olarak filmleriniz içinde. Niye böyle bir film yaptınız? Ya ben İngiltere'ye gittiğim zaman biliyor musunuz, bir İngiltere'de bir sinema okulunda o film gösteriliyordu. Yani gerçekten birçok yerlerde de sinema eğitimi alan öğrencilere de o film gösterildi. Dehşet verici bir şeydir. Yani bu kadar absürt. Ayrıca lütfen emeğimi bağışlayın. Tam 3 ay tenekelerle, postlarla dövüştüm. Ne olur hakkımı yemeyin. İnsan. Buyurun. Buyurun. Benim sorum Sayın Yılmaz Erdoğan olacak. Yaptığınız tiplemelerle Yılmaz Erdoğan ne kadar örtüşüyor? Benim cevabım arkadaşı olacak. Şimdi yani ben oynadığım ya da canlandırdığım şeylerin tümünü yazdığım için bütün yazdığım şeylerde benim hayatımdan parçalar var elbette. Ama bu tabii bir drama yazarı için, şimdi ben bir Demet Tiyatro'da sadece, ki yazdığım tek şey değildir, 40'a yakın karakter var. Hepsi de birbirinden tuhaf. Bu durumda benim içimde de biraz tuhaflık var demek ki. Ama yani saldıray biçiminde değil.
çapkınlıktan söz açılmışken. Tabii ki hepsi benim yavrularım. Ben her iki, ben şimdi bir yerde de karşımızda üç tane sanatçı var. Fotoğraf sanatçısı Rauf Bey var, Cüneyt Bey ve Yılmaz Erdoğan var. Sanatçı nedir sizce? Kimdir sanatçı? Ha, nice, ha hemen bunu tartışalım şimdi. Ben hemen en son okuduğum kitabı ve filmi seyrettim. Ben izninizle önce kısa görüşümü söyleyeyim. Şimdi tabii belki de sanatçılık tanımı biraz şiirin tanımına benziyor. Aslında belli bir tanımı yok. Yani şu sanatçıdır, şu değildir demek aslında herkes için, her o sanatçı için tartışılabilir bir şeydir. Herkesin kafasında yarattığı sanatçı tipi de başka. Genellikle bizim ülkemizde tartışılan, toplumun önünde olan, önderlik vasfı olan, bu sorumluluğu yerine getiren ve getirmeyen ayrımdır. Bu noktada da çok iyi durumda değiliz elbette ama... Zorlanıyorsunuz biraz Yılmaz Bey. Evet ama yani çünkü nasıl tanımlayacağız ki bunu? Mesela bir tanıma göre sanatçı ya da belki yazar tanım bu. Herkesin gördüğünü anlatabilen kişidir. Rauf Bey ne diyor? Sanatçı kimdir? Efendim evvela ben fotoğraf sanatçısı değilim. Yani böyle bir iddiam yok. Fotoğraf çekerim, severim çekmeyi. Fotoğraf çekerken dinlenirim. Ama sanat genelde nedir derseniz, uluslararası dille, uluslararası insanlara, herkese hitap eden bir neticedir diye görürüm. Bir resim, bir fotoğraf, bir şiir, bir müzik eğer okuyana, görene, seyredene bir şey veriyorsa, şöyle durup da bir daha bakıyorsa demek ki sanattır o. Onu yapan da sanatkardır diye düşünürüm. Cüneyt Bey. Temel karısıyla İstanbul'a gelmiş. Fadime otelleri görmüş, motelleri, demiş ki ya bu otel anladık da motel ne oluyor? Ya demiş, bizim evde kaşık maşık var ya, onun gibi bir şey. Şimdi Türkiye'de sanat var, sanat manat da var. Tabii manat çok üste çıkmaya başladı. Manatçılar çok. Ama ben şöyle söyleyeyim, bakın ben şimdi sizin gibi çok güzel insanlarla karşı karşıyayım. Pırıl pırıl çok zeki insanlarsınız. Şimdi ben buradan, bu konuşmadan sonra buradan çıktığım zaman sizin yüreklerinizde bir güzellik doğmuşsa, kafalarınızda bazı sorular aydınlanmışsa, bazı sorular da doğmuşsa, biraz güzelleşmişseniz, ben bir size bunu verebilmişsem, ben biraz sanatçıyım demektir. Peki, hemen sormak istiyorum. Mesela Malkaçoğlu'nu yaptınız. Sanat filmi midir? Nereye koyuyorsunuz Malkaçoğlu'nu? Malkaçoğlu'nu dolaba koyduk şimdi, buzdolabına. Şimdi çocuklar, yani bu sanat filmidir, şimdi modern, postmodern filmdir, eski Yeşilçam filmidir diye bir ayrılım başladı. Yalnız Türk sineması hakkında tutarlı, çok ciddi bir araştırma yapılmadığı için kimse Türk sinemasını bilmiyor. Bilmediği için de herkes konuşuyor. Ağzı olanlar. Busu olanlar konuşmuyor Türkiye'de maalesef. Şimdi Malkaçoğlu aslında o zamanın daha çok gençlik için, çocuklar için yapılmış masalımsı, destanımsı, daha çok Türk insanının özelliklerine, kahramanlığına, yiğitliğine, şairliğine, atıyla konuşur Malkaçoğlu. Vefasına, zulmün karşısında olup ezilenin yanında olması gibi değerleri taşıyan, Türk insanın değerlerini anlatan bir filmdi. Kesin çok büyük iddiası yok idi. Ama çok önemli bir şey başardı. Şimdi ben nereye gitsem her yaştan çocuk Malkaçoğlu dediği zaman hakikaten Malkaçoğlu gibi kendini böyle bir güzel görüyor. Önemli bir işlevi yerine getirmiş bir filmdir. Sorum Yılmaz Erdoğan olacak. Şimdi kendisi Hakkari'den geliyor. Ankara'da okumuş. Şimdi küçükken farkına vardığı bir şey vardı herhalde. Bu farklı oluşumlar seziyordu kendinde. Enteresan, değişik cümleler kurabiliyordu ya bizim yaşlarımızdayken mesela. Ve otobüste belli bir arkadaş grubunu güldürme gibi bir misyonu vardı onun. Peki bu farkına beraber büyüdük galiba gibi konuşmuşuz. Var, bizi çok güldürdü zamanında kendisi. Şimdi sonra bunları insanların bilebilmesi için kendisinin bazı çabaları olması gerekiyordu tabii ki. Nasıl gösterebilirdiniz kendinizi diye düşündünüz. Ve yazmaya başladınız. Cümlelerinizi de gösterecektiniz. Ve belli bir edebi ağırlık yüklendiniz cümlelere. Soru. Gereğinden fazla belki de yüklendiniz. Hüzünbaz Sevişmeler diye bir kitabınız var. Oradan bir cümle vereceğim ve öğelerin ayırmasını isteyeceğim kendisinin. Ben ayıramadım şahsen bunca bilgime. Derhal yardımcı olayım. Sual olunma yenilgisine tünemiş, kırılgan deniz ne demek? Bir de
Ayıracağınız cümle de bu. Dur bir dakika, cümleyi bir daha söyle. Sual olunma yenilgisine tünemiş kırılgan deniz. Bir de hani... Bir dakika, bir şey bahsettiniz yani. Bütün yapıtlarımda kendimden bir şey var dediniz. Yani bu cümlede sizden ne var? Tünemek de... Yıldız'dan değil mi? Hayır, cümle o değil. Genellikle bu sorularda yapılan en büyük yanılgı, yok birader ben orada değildim veya cümle o değil. Üzümbaş Sevişmeler kitabı, ben sana daha güzel bir hikaye anlatayım. Geçenlerde tiyatroda müdürette otururken üç tane sizin gibi şahane genç geldi. Dedi ki abi biz bu kitabı aldık, bize bir izah eder misin? Ama o kitap izah edemeyeceğim bir kitap değil. Benim hayatımın yazar oluş serüvenimi anlatan, belki şimdiye kadar yazdığım en iyi kitabımdır diyorum. Tek tek cümleleri izah etmek zaman alacak, sonra bir ara görüşelim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Buyurun. Benim sorum Sayın Rauf Denktaş olacak. Şimdi kendisi bazı televizyon programlarındaki konuşmalarında işte Kıbrıslı Türkler Rumların kendilerine yaptıklarını unutamaz gibi söylemler kullandı ve İki halk arasındaki farkı kesin bir çizgiyle ayırdı. İşte bundan bir süre önce çeşitli sınır olayları oldu. Türkiye'den ülkücüler gitti. İşte Yunanistan'dan fanatikler geldi. Kapıştılar. Yani bize bu lanse edildiği gibi sadece fanatik gruplar arasındaki bir çatışma mı? Yoksa Rauf Denktaş'ın dediği gibi gerçekten iki halk birbirine düşman mı ve birlikte yaşaması imkansız mı? Çok beğendim. Teşekkür ederim. Şimdi Rum tarafında eğer komandolarına en iyi Türk ölü Türk'tür. İntikam almak için hiçbir şeyden çekinmeyeceksiniz diye telkinler verilirse ve geceliğin sızarak gelir nöbet bekleyen iki masum insanı öldürürlerse, bütün bunlar yanlarına kalırsa, Kıbrıs'ta bütün mesele nedir? Bütün mesele Makarios'un beyanatı var 1962'de, olaylar başlamadan evvel. Din ve milli düşmanımız Türkiye'nin Kıbrıs'taki bu kalıntıları, Kıbrıslı Türkler ortadan kaldırılmadıkça EOKA'nın hedefine, yani Enosis'e varılamaz. 62'de kilisede söylüyor bunu. Bu 1964'te Erenköy'e saldırıyorlar. Türkiye dur diyor, Birleşmiş Milletler dur diyor, durmuyorlar. Ve en nihayet Türk uçakları gelip de bombardıman ettiğinde ve kendilerini durdurduğunda Makarios ertesi gün Türkiye'nin çıkarma yapacağı korkusu içerisinde dünyaya şu mesajı veriyor. Rauf Bey, siz hep... Eğer Türkiye Kıbrıs Türklerini kurtarmaya gelirse kurtaracak Türk bulmayacaktır. Ellerinde rehineyiz. Türkiye 1974'te geldiğinde köyleri sarıp, erkeksiz köyleri, çünkü erkekler daha evvel esir alınmıştır, 16 günlük bebeklerden 90 günlük ihtiyarlara kadar tüm köyleri köy köy yok etmişlerdir. Ortadan kaldırmışlardır. Ve eğer Türkiye her şeyi göze alarak asfalttan Maus'a gitmemiş olsaydı, Maus'a bölgesindeki köylerin çoğu imha edilecekti bu şekilde. Sayın Onun için efendim, siz yorulmadınız mı? Nereden? Yorulmadınız. Kaç senedir bu şeyin içindesiniz? Bana yorulmadık olur mu? Ama bırakamazsın. Bana İnönü'nün şu sözü var. Kendisine gidip, paşam artık halk dayanamıyor, mesajlar kötü, bu işten vazgeçecekler, dayanmak mümkün değil dendiğinde, heyetle gitmiştik, bize şunu söyledi. Dedi ki, milli mücadelede, vatan müdafaasında Türk'ün sabrı bittiği yerde yeniden başlar. Türk iseniz dayanacaksınız. Türk'üz, dayanıyoruz arkadaşlar. Mesela ben bir durum tespitini yapmak istiyorum. Şimdi geldiğimizden bu yana Sayın Rauf Bey'in konuştuğu zaman özellikle Türk'ten ve Türk'ün güzelliği, yiğitliğinden bahsettiği zaman yüzünüz bir güzel oluyor ve alkışlarınız çok güçlü oluyor. Bu beni çok sevindirdi. Bu beni çok mutlu etti.
çok mutlu etti. Evet. Benim sorum da Sayın Rauf Denktaş olacak. İşte biz de çocukluğumuzdan beri, doğduğumuzdan beri bu Kıbrıs davası hakkında sürekli işte Sayın Mehmet Ali Birand'ın belgesi Kıbrıs belgeselleriyle, işte Sayın Cüneyt Arkın'ın Kıbrıs'ı konu alan filmleriyle büyüdük. Bir bilincimiz var. Benim öyle bir hayalim var ki, işte siz bahsediyorsunuz Kıbrıs Türk'ünü Anadolu'nun evlatları hiçbir zaman Rum'un veya Yunan'ın insafına bırakmadı. Her zaman gelip arkamızda oldular. Benim öyle bir hayalim var ki artık Kıbrıs Türk'ü kendi ayakları üstünde durabilsin. Ve de Anadolu'nun evlatları tabii ki hiçbir zaman onları Rum'un insafına bırakmayacaktır ama artık bu Rum'un insafı kelimesi bizim lügatımızdan kalksın. Artık Rumlar bize insaf değil, biz Rumların insafına muhtaç durumda değil de saygısına mahsul olun ve de korkuların bizden korksunlar. Benim hayalim bu. Artı siz işte Rum toplumu 4 tane lider değiştirdi. Makarios, Kıprianu, Yorga Vasilio, Klerides. Siz işte bu 4 lider zamanında da sürekli Türk cemaatin lideriydiniz. Soru. Ne zaman liderliği bırakacaksınız ve kadro yetiştiriyor musunuz? Arkanızda Kıbrıs Türklerinden sizin bu milli davanızı sahiplenecek insanlar var mı? Rauf Bey, evet. Sık sık sorulan sorulardan. Evet, şimdi ben bir kabahat yaptım geçen defa seçimlerden evvel. Artık seçime girmeyeceğim dedim. Sonra ortalık kaynadı ve çok kargaşa çıktı. Onun için şimdi bu soruya ben günü geldiğinde cevap veririm diyorum. Biz Türkiye'nin gölgesindeyiz. Bu gölgenin üzerimizden kalkmaması için duacıyız. Türk askerinin himayesindeyiz. Bu himayenin ortadan kalkmaması için, barış oluncaya kadar kalkmaması için duacısıyız. Ve biz tamamen güvenlik içerisinde, tamamen demokratik bir sistemde insanlarımızı idare etmekle mükellefiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bunu yaptığımız Yılmaz, için de övünüyoruz. Yılmaz Erdoğan bir şey eklemek istiyor. Başka bir parantez açmak istiyorum. Şimdi ben temel olarak halkların temelde kardeş olduklarını ve birbirlerine böyle uyuz olmadıklarını düşünüyorum. Galiba sorun bu halkların siyasi politik tercihlerinin ne derece yansıdığı ya da önlerine konan seçeneklerin, örneğin bizim ülkemizde bunun çok güzel örnekleri var, seçeneklerin birbirinden ne kadar farklı ya da farksız oldukları meselesi. Bir yol var, o yolda biraz sivil bir yol, sanatçılardan, sivil toplum örgütlerinden geçen, bu halklar arasındaki ilişkiyi sıcaklaştıracak, barışı, nihai barışı getirecek olan da bence biraz buradan da geçiyor diye düşünüyorum. Buyurun. Benim sorum Yılmaz Erdoğan'a olacak. Efendim? Size tamam. Olacak sorum. Bir de tiyatroda bu delikanlılık, serserilik, dostluk gibi tiplemeleri çok başarılı bir şekilde canlandırıyorsunuz. Serseri misiniz? Demin bir arkadaş Mükremin'le Yılmaz Erdoğan ne derecede örtüşüyor gibi bir soru sordu. Ben bunu daha spesifik bir şekilde sormak istiyorum. Delikanlı Mükremin'le Yılmaz Erdoğan'ın aile kurumuna ve kadın erkek ilişkilerine bakış açıları açısından paralellikleri var mı? Bunları biraz örneklendirelim. Hayır, şunu söylemeliyim. Tabii bu hakikaten çok uzun, yani 100 bölümlük bir ömrü olan bir adamdan bahsediyoruz ve hemen hemen bir insanın hayatta kurabileceği bütün ilişkileri aşağı yukarı kurmuş bir canlı gibi, yani yaşayan biri gibi. Mükremin tabii ki benimle %100 örtüşen birisi değil ama Mükremin iyi yürekli bir adam. Mükremin'in içinde hafif bir çocuk, biraz şair saklı. Temelde onun gibi tesbih çekip ayakkabılarımın arkasına basıp yürümüyorum. Zor oluyor. Ama insani değerlerde yaptığım işin merkezine koyduğum tiplerden birisi olduğu için zaten başka türlü bir tipi de bu kadar uzun süre benimsetmeniz mümkün değil. İnsani değerler ve son noktada elbette aynı yüreği paylaşıyor. Buyurun. Benim sorum Cüneyt Arkın'a olacak. 1991 yılında Eskişehir'den Anavatan Partisi'nden 4. sırada milletvekiline aday oldunuz. Bu sizin beklemediğiniz bir sonuçtu ve dolayısıyla milletvekili seçilemediniz. Anavatan Partisi size kazık mı attı? Daha sonra siyasetten soğudunuz mu? Bunu soracağım size. Şu anda ne durumdasınız? Şimdi ben seçim konuşmasına gidiyorum çocuklar. Karım dua ediyor. Yahu dedim ben bu seçimi kazanırım.
İki çocuk annesi, mübarek bir kadın dua ediyorsa kazanır mutlaka. Sonra öğrendim ki kazanmamam için dua ediyormuş. Gene böyle şimdi Cüneyt Arkın geliyor dediği zamanlar sağ olsun. Yani o Türk insanının sanatçısına vefası, sevgisi. Büyük bir kalabalık geliyor. Mikrofonu elime alıyorum. Konuşmaya başlayınca insanların yüzü asılıyor. Belli ki bir sanatçının siyaset yapmasından hoşlanmıyorlar. Ben o zaman ne yapmaya başladım? Dostluk kurmaya, sohbetler etmeye. Ama bir gün bir baktım karşıda bir adam oturuyor. Yaşlı. Taş. Ne gülüyor? Ne de bir daha tersi bir reaksiyon gösteriyor. Kızmıyor bile. İki saat sonra yanına gittim. Ya dedim burada yırtındık, öldük, terledik. Bunun gibi de terliyoruz. Çünkü atmak çok zor oluyor orada. Ne güldün ne kızdın dedim. Niye? Şey dedi Cüneyt. Cüneyt Arkın da demiyor. O Cüneyt Tarçın dedi. Sen dedi yırtınma dedi. Bizim çok siyasetçimiz var. Bir tane Mamçakoğlu'muz var. Seni seçmeyeceğiz dedi. Evet. Ben Türk halkından o zaman çok şey öğrendim. Vallahi. Demin Mehmet Ali Bey sanatçı olmanın kriterlerini sordu. Ben bunların içerisinde medyatik olmanın önemini Yılmaz Bey'e sormak istiyorum. Şimdi medyatik olmak ne kadar önemli bunların içerisinde? Yani medyatik olanlar ne kadar sanatçı oluyor, medyatik evet. olmayanlar ne kadar az sanatçı oluyor? İlla sanatçı olmak için medyatik olmak gerekir mi? Yok. Ben Yılmaz Erdoğan'a sormak istiyorum. Ben de onu görmek istiyorum ha. Burada. Az önce iki arkadaşımız da sizin kendi kişiliğinizle canlandırdığınız Mükremin abi kişiliğini karşılaştırdılar ve örtüşen taraflar olmadığını söylediler. Yılmaz'a Mükremin abi kişiliği mahalle kabadayısı, ne bileyim fanatik ülkücü gençlere benzeyen bir tip bence yani. Ama sizin mesela sizin düşünsel ve fikirsel yapınız röportajlarınızdan ve şiirlerinizden anladığım kadarıyla sola daha yatkın. Yani burada bir çelişki var oynadığınız karakterle sizin aranızda. Bu çelişkiyle halka neyi anlatmak istiyorsunuz? Acaba bizim oradan almamız gereken bir mesaj var mı? Artı Rauf Tektaş Bey'e bir soru sormak istiyorum. Sonra dur bir kere öyle. tek tek versin. Ben yaptığın tespite katılmıyorum. Vallahi mikrofon eline geçmişken sıradan geçiyorum. Hayır çok kısa bir soru soracağım. Bir dakika tabii bir dakika versin. Peki bana sadece soru mu sormak istiyorsun? Cevap istemiyor musun? Cevap istemiyorum. Vereyim mi? Daha sonrası. Şimdi o yaptığın tespite inanmıyorum. Çünkü bu yani Mükremin'in herhangi bir siyasi yola mal edilmesi doğru değil. Çünkü ben hayatımda çok öyle insanlar tanıdım. Birçoğunun hiçbir siyasi görüşü yoktu. Yani bu bir hayal dünyasında yarattığım bir şey. Yani illa da onu bir siyasi motif olarak koymuş değilim ki. Bu bir drama, bu bir eğlence sonuçta. Hani aman yanlış anlamayın. Yani o kadar da eğlence değil. Yani aynı şey başımıza gelmesin. O kadar da eğlendirmiyorum ama. Sonuçta yaptığın şey bir parti bülteni yazmıyorsun ki. O bir drama, o bir orada yaşanan bir hayat var. Oradaki her sembolü başka bir yere mal etmek doğru olmaz. Bütününü bu anlamda konuşmak gerekir. Kimdir, nasıldır, nasıl bir tiptir? Söyleyeyim. Mükrem'in varoşun yalnız kabadayısı. Delikanlı kültürü meselesi de şundan başka bir şey yok çünkü. Yani onun İnsanın hayatında onu bir yere götürecek bir ideali bir motif olması gerekir. Ama bizim ülkemizde insanların çoğu işsiz ve çoğu mükremin oldukları için. Ya zaten mükreminin de dar anlamda işlevlerinden bir tanesi bu ama yalanıyla, yanlışıyla, palavrasıyla, dürüstlüğüyle bir tip o. Buyurun. Bir karakter yani. Ben sorumu Sayın Erdoğan'a yöneltmek istiyorum. Sayın Erdoğan, halkların kardeşliğinden bahsettiniz ve bu Kıbrıs sorununun sivil olarak çözülmesi gerektiğini söylediniz. Evet, çözüm için bir... Sayın Denktaş da yıllardır bunun için uğraştı. Savaşsız bir biçimde çözümün için uğraştı. Ancak bakıyoruz ki Çekoslovakya'da hiçbir problem yokken ayrı milletler ayrılabiliyorlar. Federasyon dağılıyor. Yugoslavya'da sebep varken dağılıyorlar. Aynı milletten olan Güney Kore ve Kuzey Kore'nin birleşme çabaları var. Doğu Almanya, Batı Almanya aynı milletten insanlar birleştiler. Biz neden hala dilleri, dinleri, ırkları ayrı olan iki milleti birleştirmeye zorluyoruz ve karşı taraf kimsenin birleştirmeye zor. Benim söylediğim bu değil. Benim söylediğim bu çalışmalar sürerken, masa başı görüşmeler sürerken ki, böyle bir sivil ilişki iki olmalı. Halkın gerçekte birbirinden o kadar da nefret etmediğini ortaya tabii çıkaracaktır. Tabii ki olmalı. Diyor. Tabii ki olmalı. Ancak bu bir birleşme önerisi de değil. Yani. Ancak ortada tarihsel gerçekler ve Türk milletinin katledilişi varken biz bu tarihsel gerçekleri görmezden gelerek ikili federasyon şeklinde çözüm önerileri sunmamalıyız diyorum. Bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum. Bir dakika ona
Herhalde Rauf Bey'in, buna Rauf Bey'in cevap vermesi gerekiyor. Efendim, buna ben cevap vereyim, teşekkür ederim. Biz bu halkların bir araya gelmesi için çeşitli büyükelçilerin yaptıkları davetler vardı. Bunlara izin verildi. Binlerce insanımız gitti geldi. Bunları Brüksel'lere götürdüler, Londra'ya, Avrupa'ya yedirdiler, içirdiler, bir araya getirdiler. Ve bizim insanlarımız bu toplantılarda davamızı da müdafaa etti. Bize bunu söylüyorlar davet edenler de. Ancak ne oldu? Bu davetler bir maksatla yapıldı. Sakın liderliğe bakmayın, hükümete bakmayın. Onların söylediğini dinlemeyin. Bakınız halklar ne güzel bir araya gelip konuşmaktadırlar. Biz yapalım o daveti. Yani, anlaşıldı mı? Diyerek bir yanılgı ortaya çıktı ki Kıbrıs meselesi halledilebilir. Yeter ki siyasiler sussun. Bunun üzerine tedbirler alındı. Biz yapalım diyorsunuz. Ha, yani biz davet ediyoruz. Uluslararası Hekimler Kongresi var. Kalp için, böbrek için, ne içinse. Buyurunuz diyoruz. Cevap, biz sahte hükümeti tanımadığımız için gelemeyiz. Yılmaz Erdoğan, bu durumda mesele, olabilir mesele mi? Bunlardı. Sivil toplumda mesele, bir cevap veriyor. Mesele bunlardı. Sivil toplum adı altında siyasi iradeyi örtbas edecek ve dışa çok yanlış mesajlar verecek bir duruma girdi. Ne zaman biz bunları engelledik? Avrupa Birliği bunlara yeşil ışık yakınca geldiler geri ve dediler ki Kıbrıs'ta sadece bir vatandaşlık vardır, KKTC yoktur, vatandaşlığı yoktur. Kuzeyde yaşayan insanlarımız işgal altında yaşayan Kıbrıs vatandaşlarıdır sıfatımızı verdiler bize. Ondan sonra sivil toplum. Ama dedi ki siz Kıbrıs'ta iki vatandaşlık olduğunu söyleyin, kabul edin, bütün kapıları açalım size. Biz yani orada bir siyasi dava var ve arkadaşın sorduğu doğrudur. Federasyon dostlar arasında olur. Birbirine güvenlik içerisinde güven duyanlar arasında olur. Düşmanlar arasında federasyon duyulmuş şey değildir. Ben bir araya gelip şarkı söyleyelim diyorum. Federasyon söylediler, onu da söylediler. Onu da söylediler. Ona da biz izin verdik. Ne oldu? Bizden giden 2000 kişi, Rumlardan giden 400 kişi ve neye o 400 kişi geldi diye Rum tarafından nümayişler ve kavgalar. Yani budur. Adamlar istemiyor. Bizimle ortaklık istemiyor. Aklınıza koyun. Biz de diyoruz ki eşitliğimiz, egemenliğimiz, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki hakları tanınmadan hiçbir yere varamazsınız. Kıbrıs'ı Yunan yapamazsınız. Ben tabii yürekten istiyorum bu halkların kardeşliği biraz 68'lerden kalmış bir şeydir. Yani bana pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü devletlerin... Hangisi inandırıcı ideal gelmiyor? Ama yani İdeallerimiz olabiliyor ama gerçekler idealleri bastırıyor şu günlerde. Mesela 2 sene evvel Clinton Cumhurbaşkanı Amerika için bir şey söyledi. Dedi ki koskoca Amerika bir televizyon ekranı haline geldi. Biz dedi yıllardır halkımızın militer bir kültürle... totaliter bir baskı içerisinde korkularla yaşattık, işte komünizm korkusu falan. Yani hükümetlerin halkı etkileme araçları ve güçleri öylesine büyük ki halkların çok bağımsız karar verme imkanı yok. Sanatları ve sanatçıları dışında, aydınları i̇şte dışında. İşte Yılmaz Erdoğan da onu söylüyor. Ben de öyle bir yol öneriyorum. O anlamda değil. Ama bu sadece aradaki bu sadece Rumlarla da ilgili değil. Fransızlarla da bir beraber şarkı söyleyelim ama ortak olalım demiyorum yani. Bu bir evrensel dil yani. Buyurun. Sorum Yılmaz Erdoğan olacak. Bir Demet Tiyatro'da çok uzun süredir aynı tip esprileri tekrarlıyorsunuz veya ona benzer espriler gelmekte. Kendinizi tekrarlamaktan sıkılmadınız mı? Evet bu böyle mi? Bu... Hadi bakalım siz karar verin. Evet buyurun. Bir cevap vereceğim tabii. Duydun değil mi? Şimdi bir şey söyleyeyim. Belki seni ferahlatacak bir şey. Bir Demet Tiyatro bitti. 100. bölümünde çektik ve bitti. Yaklaşık 4000 sayfa yazı yazdım. O 4000 sayfayı birlikte tarayabiliriz. Herhangi bir tekrara rastlayamaz. Ama... mizahta bir tekrar türü vardır elbette. Yani bir karakterde her gün başka bir şey söylemez. O insan yapan şeydir zaten. Belki bunlar seni rahatsız etmiş olabilir. Eleştirine de saygıyla bakıyorum ama en azından bitti zaten. Buyurun.
Ben sorumu Sayın Malkoçoğlu abimize sormak istiyorum. Biz de sizin filmin... Abi dediğin için çok teşekkür ederim. Amca falan deseydin yandıydın. Evet. Şimdi biz sizin filmlerinize büyüdük. Filmlerinizde bizi etkileyen en çok üç olay. Kaleden atlarken kolunuzda parlayan Seyko Besaat, asfaltına geçen tır ve güdümlü oklarınız oldu. Siz senaryo yazılırken yahu bu kadarı da olmaz kardeşim dediğiniz oldu mu? Ayrıca film setinde Yeşil'le hiç karşılaştınız mı? Şimdi aslında ben bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben bu filmleri şu zaman içerisinde çekiyor olsaydım, o tarihi filmleri, vallahi cep telefonu da kullanırdım. Yahu ne gereği var ki günlerce at üstünde Ağustos sıcağında at koşturacağım, telefon ederdim kale komutanına, biz geliyoruz hazırlan veya düşmana derdik. Şimdi bu senin söylediğin eleştiriyi ben alıyorum, sevgiyle de karşılıyorum. Ne kadar da yakışıklı bir delikanlısın. Yalnız ben bu konuda çok zengin oldum biliyorsun. Bunu söyleyen bir arkadaşla bahse girdik. Tam bir yıl aşağı yukarı boş zamanlarımızda bütün tarihi filmleri izledik. Bir tek saat göremedik. Zaten o dönemde bizim kuşağımızın sanatçısının senin söylediğin marka saati alacak parası yoktu ki. Evladım gariban var. Benim sorum Rauf Bey olacak. Ayağa kalk görelim seni. Kıbrıs'la ilgili 1-2-3 saptama yapacağım. Saptama yapma, sorunu sor. Tamam, sorumu direkt soracağım. Kıbrıs'ta 2000 tane banka var. Sizin söylediğinize göre 200 bin nüfus var. Bir sürü kumarhane var. Kıbrıs yurt dışından bakıldığında giderek kara para aklama merkezi haline dönüştüğü söyleniyor. Onun dışında sizin de ifade ettiğiniz gibi Rumlar barış kesinlikle kabul etmiyor. Barış yapmayı desteklemiyor. Yani barış konusunda da bir ilerleme yok. Kıbrıs, Türkiye'de okuyan Kıbrıs öğrenciler Kıbrıs'a dönmeyi düşünmüyor. Çünkü iş imkanı yok. Başarısız olduğunuzu düşünmüyor musunuz? Teşekkür ederim. Şimdi 2000 banka var dediniz. Yanlış, böyle şey yok. Böyle şey yok. 200 banka yok. 20 de anlayayım. Şimdi bundan başlarsanız tabiatıyla sorunuzun biraz şeyi kaçar. Kara para merkezi. Kara para merkezi Rum tarafında olmuştur. 2000 banka Rum tarafında var. Hatta 4000 banka. Offshore. Rus mafyası o taraftadır. Bütün kara para aklama o taraftadır. Ve bize aktarırlar. Ama ne yapar bizim gazetelerimiz? Rum'un bizim hakkımızda yazmış olduğu kara para merkezi Türk tarafıdır diye Türk basını alır. Çünkü iç muhalefet için kullanacaktır. Sizin şimdi kullandığınız gibi yoktur böyle şey. Meclisimizde kara parayı önleme yasası vardır. Gençler geri gitmiyor. Gençler eskiden beri, gençlerin bir kısmı Kıbrıs dışında çalışmaya mecbur kalıyordu. Çünkü Kıbrıs'ın pazarı, Kıbrıs'ın verebileceği iş olanağı daima kısıtlıdır ve kısıtlı olmuştur. Bunun içindir ki biz Türkiye ile birlikte yatırımı ve yatırımcıları çoğaltarak gençlerimizin geri gelmesini sağlayacak tedbirler üzerinde durmaktayız. Başarısız mıyım, değil miyim? Bunu tabiatıyla ben söylesem, başarılıyım desem, hiçbir insan ben tam başarılıyım dediğinde başarısızdır demektir. Başarısızım diyen de insan bulamayacağınıza göre başarısızsam burada niye oturuyorum? Dolayısıyla demek ki elimden geldiğince, yüreğim söylediğince halkıma bir şeyler verebiliyorum. Ben burada birçok soru var. En çok sorulardan biri, ben Sayın Cumhurbaşkanı'na birçok soruyu toparlayıp sormak istiyorum. En önemlisi, bu yaz Kıbrıs'ta savaş çıkabilir mi? Herkes bunu soruyor. Efendim, bu yaz füzeler gelir mi, getirilir mi? Bize Amerikalılar gelmeyecektir, getirilmeyecektir, katiyen olmaz diyor. Çünkü kendi çıkarları da bahis konusudur. Türkiye füzeler geldiği takdirde tedbirini alırım, alacağım demiştir. Bu tedbir ne olur? Ben bunu söylememe gerek yok. Dolayısıyla yaz aylarında biz savaş beklemiyoruz. Çünkü Rum'un da Yunan'ın da akıllısı var diye düşünüyorum. Savaşı önleyecek tedbirleri onlar alacaklar herhalde. Evet. Geliyorum.
Benim sorum Cüneyt Arkın'a. Cüneyt Bey, tarihi filmlerinize baktığımızda zaten çoğu tarihi. İşte kaleleri fethediyorsunuz, Bizans'ı kılıçtan geçiriyorsunuz, sonra da bir prensesin yanına gidip stres atıyorsunuz. Dikkat ediyorum her filminizde yanınızda hep güzel prensesler, güzel kadınlar var. Yine her filminizde, bilhassa en eski filmlerinizde bolca kırmızı noktalı sahneler var. Ancak şu anki Cüneyt Arkın'a baktığımızda işte alkol karşıtı kampanyalarda rol alıyor. Muhafazakar televizyon kanallarına çıkıyor vesaire. Ben bu yaptıklarınızın kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Ancak ne oldu da Cüneyt Arkın böylesine değişti? Ne oldu da hidayet erdiniz? Antalya'da bir film çekiyorum. Harika bir beyaz at gördüm ve onu o filmde kullanayım diye adamdan istedi, köylüden. Kesin vermiyor çünkü karısından, kızından, çocuğundan çok seviyor atını, sevdalanmış. O kadar yalvardım ki dayanamadı. Dedi tamam, sen bu atı alacaksın, ancak sana bir soru soracağım. Bu soruya cevap verirsen atı sana vereceğim dedi. Sor bakalım Emre dedim. Lan dedi, ben senin bütün filmlerini izliyorum. Aşağı yukarı 400 filmini izledim. Sen 400 filminin en aşağı 300'ün tanesinde evlendin. Her evlendiğinde bir karı aldın. 300 karın var. 300 karıyı nasıl besliyorsun? Biz bir karıyı besleyemiyoruz. Yani anlatabildim mi? Cevap verebildim mi? Kırmızı noktalara gelince. Haşa. Haşa. Buyurun. Buyurun. Benim sorum Sayın Yılmaz Erdoğan olacak. Yaklaşık 100 bölüm Türk halkının evlerine konuk oldunuz Demet Tiyatro'yla ve Türk halkının takdirini topladınız. Gerek teatral yönünüzle, gerek yaratıcılığınızla. Fakat benim son günlerde gördüğüm şu ki Bilimum magazin dergilerine ve magazin programlarına sık sık konuk oluyorsunuz son günlerde. Yani özel hayatınızda da şu anda Türk evlerine konuk oluyorsunuz. Bundan hoşnut musunuz? Acaba bir sanatçı gerçekten bu yönüyle mi? 4 aydır çıktığım tek bir magazin programı yok. Ben son hafta bir magazin gazetesinde sizin almak istediğiniz arabayla ilgili yazılar gördüm. Veya ilişkinizle ilgili sık sık ya yazılar çıkıyor. Şimdi bu benim iradem sonucu çıkan şeyler değil. Hayır, ben bu... sadece hoşnut musunuz? Söyleyeyim. Tabii ki her sanatçı yaptığı işle anılmak ister. Hele ben daha da çok isterim. Ama bir insanlar da senden bağımsız, yani bir haber yapmak için senden izin alma gibi bir müessese yok. Yapıyorlar. O da son çıkan sağlam haberlerden biri yani. Ben de seninle birlikte öğrenmiş oldum. Böyle ama bir derdi yerde, oldu. Bir yerde arkadaşlarında herkesin de şey yaptığı bir nokta var. Bir yerde sanatçılar da bu malzemeyi vermiyor mu? Veriyorlar. Yani... çünkü dönüyor dolaşıyor gene kabahat medyanın üstüne geliyor tabii, ama. Tabii. Yok yerde her bu... sanatçı hayır, vermiyor. Şöyle. Ama karşılıklı bir şey hayır, oluyor. Yok. Yani ben söyleyeyim. 3 aydır. Her sanatçı vermiyor efendim. Onu çok şey bu yani. Medyatik olma falan meselesinden de öte. Ben son 5 yılda hakikaten herhalde 2000 tane röportaj yaptım. Ve ya aşağı yukarı artık soruların tümü aynı. Yani hep aynı şeyleri söyleyen bir adam oluyorum. Değişik fotoğraflarla. Sonra dedim ki ben artık röportaj yapmak istemiyorum. Söyleyecek bir sözüm olduğuna... Yeni bir sözüm olduğuna inanana dek ya da hayatımda başka bir dönüşüm oluncaya dek arkadaşlar da kendi işlerini yapıyorlar, teklif ediyorlar. Ben hayır diyorum. Ama bazı sanatçılar hiçbir teklifi hayır demiyorlar. Bu da onların sorunu. Yalnız Sayın Birat, ben burada bir tespit yapmak istiyorum. Bağışlayın çocuklar. Bu Hülya Hanım'ın olan programda da burada da genelde gençlerimizin bir şeye bir tepkisi var. Bu tepkiyi ama öyle ama böyle yola getirmeye çalışıyorlar. O tip yani kaydırma yapıyorlar, bindirme yapıyorlar ama öyle böyle bir şeye, bir sisteme mi diyelim, bir şeylere tepkileri var. Açıkça dile getirin o zaman. Ben öyle seziyorum. Evet, birisi açıkça bunu dile getirsin. Tepki nedir? Yani hadi. Televizyonlara mı, medyatik sanatçılara mı, çok para kazanan sanatçılara mı, istediklerinizi vermeyen sanatçılara mı? Her tepki gösterdiğinizde yediğiniz dayağı mı? Yani şimdi, hadi. Şimdi soru soruldu. Yani bu soruya cevap. Şimdi oluşan tepki sisteme bir tepki değil. Oluşan tepki onların oluşturmaya çalıştıkları kültüre tepki. Bugün gerek Boğaziçi Üniversitesi. Aynı şey. Yani bir televizyon kültürü mü demek istiyorsunuz? Pop kültürü. Televizyon kültürü lahmacun değil. Lahmacun kültürü.
Alt kültür. Bak şimdi gerek Hülya Hanım'la başlayan gerek biraz öncesi Malkaçoğlu serisiyle devam sen, eden bir tartışma. Sen cevapla. O soruyu cevapla bak. Bu televizyon kültürüne karşıtlık değil. Bu idealize olmayan bir hayatın baskı yoluyla bir şekilde televizyon olur. Değişik kültür kurum araçlarla olur. Halka bir şekilde yönlendirilmeyle şey yapmaya çalışılması. Ben ne, ona ne, karşı. Ne? Açıkça söyle. Biz şunu beğenmiyoruz. Şu bizim, şeyi beğenmiyoruz. Bizi rahatsız eden şey insanların belli bir kültürü, belli bir hayat tarzını, yaşam tarzını empoze etmeye çalışması rahatsız ediyor. Bu Hülya Avşar'la başlıyor, diğer insanlarla gidiyor. Problem, sıkıntı budur. Yoksa tamam, üniversitelerde bir tane daha bak, bir, değil. Aynı soruya cevap. Evet, aynı soruya cevap vereceğim. Buraya versin. Şimdi 27 Aralık 1997 yılında, yani bundan 5 ay önce Türkiye'nin en büyük profesörlerinden biri matematikte, işte arf teoremini bulan. Bu soruya mı cevap veriyorsun? Evet, 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 buna veriyorum. İşte Türkiye'nin en büyük profesörlerinden Cahit Arf öldü. Önemli matematikçimiz şu mezarlıkta toprağa verildi, bu kadar. Toplam kaç dakika kaldı bu haber? Cahit Arf kimdir? Bize, tamam. Bize bir dakika. Hayır, bir dakika. Arkadaşına da onunla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Bize Cahit Arf'ın kim olduğunu hiçbir televizyon kanalı söylemedi. Yalnızca parasal kaygılarla Yapı Kredi'nin 1993 yılında Alpay Kabacalı'nın saygı duyuyorum. Güzel bir iş yapmışlar. NTV sadece yayınlandı. Cahit Arf'ın kim olduğunu. Tamam. Yalnız Sibel Can'ın Amerika'ya gidişi, yalnızca gidişi, çocukların yanında götürme işi, çok üzülmesi her gün çıkıyor televizyonda. Peki. Burası. Gel. Şimdi iş kendisine döndü. İş kendisine döndü. Bir dakika. Peki. Bir dakika. Tamam dur. Bir dakika. Son. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi iş tersine dönmeye başladı. Bak burada da aynı konuda. Sesin... Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde henüz lisede olmamıza rağmen işte devlet problemlerinden, meselelerinden bahsediyorduk. Çözümler getiriyorduk çocuk yaşımıza rağmen. Ve arkadaşlarla hep şu sonuca varıyorduk. Ya biz burada lisede dahi çözüm getirebiliyorsak o insanlar, devlet büyüklerimiz nasıl çözüm getiremiyorlar? Tabii zor bir mesele. Onu ayrı bir potaya koyalım. Ben televizyon kanalını açtığım zaman haberlerde Sibel Can neden iç çamaşırsız çıkıyor sahneye? Ya da peki. Hülya Avşar neden tamam. böyle? Bunu duymak yalnız, istemiyorum. Gerçek haber dinlemek tamam. istiyorum. Ama, Türkiye hakkında tamam, haber okay. duymak istiyorum. Şimdi tersine dönelim. Şimdi ancak arkadaşlar tartışmayı bir dakika tartışmayı şöyle götürelim. Kurallarından götürelim. Acaba maymunları da unutmayın yani. Haber meselesi konusunda sizden çok daha öfkeliyim. Şimdi geçenlerde bir haber bülteni, bir sanatçı bir başka sanatçının show programına katılmış, 14 dakika saat tuttum onu gösterdiler. Ya şimdi zaten bir programa gitmiş, o programda yayınlanacak. Yani bu bir haber değil ki. Ya da işte onu seyrettikten sonra ben bir gece haberleri yazdım, bilmiyorum aranızda izleyen var mı? Tepkimi koydum ama işte o da medyanın bir parçası, o da medya kanalıyla sunulan bir işti. Bu konuda ben, hayır, bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Sarf edilen filmlere ve parasına acıyorum. Bu televizyon olanağı öyle inanıyorum ki iyi kullanılsa gençliği, Anadolu'yu her açıdan eğitmek için, birbirine getirmek için çok büyük bir güçtür. Ama çok büyük bir harcama ve yanlış yönlendirme vardır. Gençlere katılıyorum. Ümit ederim ki daha iyisi olur. Temennim bu. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Aynı konuda. Efendim, güzel bir söz var. Sanıyorum Einstein'a emin değilim ama. Basit dimağlar kişilerle, biraz daha üstün dimağlar olaylarla, gerçek üstün dimağlar fikirlerle ilgilenir. Medya bizi
basit insan yerine koyuyor veya bazen de basit insan olmaya zorlayabiliyor gibi geliyor bana. Bir daha söyleseniz ne anlamadım. Son cümle. Yani medya bizi basit insan yerine koyuyor, bazen de zorluyor gibi geliyor. Doğru. Yani bu kişilerle. O... Evet, şimdi sorulara geçiyoruz hemen. Buyurun. Buyurun. Mükremin'i çok seviyoruz. Yani Türk halkını yansıtıyor gerçekten, Türk ailesini. Öbür yapımlara nebze biraz daha fazla. Ama şimdi gerçek hayata döndüğümüzde dizi yaklaşık bir saat sürüyor sanırım reklamlarla birlikte. Evet. Çok fazla gerçekten. Gerçek hayata döndüğümüzde birçok mükremin var. Türkiye'de gerçekten çok mükremin var. Evet. Şöyle, yani mükremin hayatı hep böyle devam mı edecek? Yani ölene kadar hep böyle mi yaşayacak? Yani şöyle desem, mükremin nasıl kurtulur? Kuşkusuz Asiye gibi değil. Şöyle söylemek lazım, bu şimdi demin söyledim. 100. bölümü çektik ve biz bitirdik Bir Demet Tiyatro'yu. En azından çok uzun bir ara çünkü ben askere gidiyorum. Şimdi nasıl kurtulur? Eğer benim yazdığım mükremin ise gerçek mükremler kurtulduğu zaman herhalde. Çünkü ben hep bir ayağım gerçekte, bir ayağım absürtte havada yazıyorum. Yani oradan bağlantımı koparmıyorum. Onun için palavra yazmıyorum. Gerçek mükremler kurtulduğu zaman o da yırtacak inşallah. Buyurun. Ben Rauf Bey'e sormak istiyordum. Ben geçen yaz Kıbrıs'a gittim işte. Oldukça kültürünüzü tanıdım yani, yakından tanıdım. Ve benim buradaki çoğu çevremdeki insanların hepsi Kıbrıslı yani. Oldukça yakın bir durumumuz var. Ben şeyi soracaktım. Çok fazla eğitim, yani öğrenim oranı yüksek Kıbrıs'ta. Ve dışarıda çok iyi okullarda okuyan öğrencileriniz var. Ama kimle konuştuysam hiçbiri Kıbrıs'a dönüp de orada bir çalışmada bulunacağını, yani bir şekilde çünkü imkan olmadığını söylediler. Ve buna rağmen siz Türkiye'den yani gelen insanlara çok kolaylık gösterip oraya rahatlıkla yerleşmelerini sağlıyorsunuz. Peki bu bir ikilem değil mi? Yani kendi vatandaşlarınıza şimdi, çok eğitimli nüfusa yani bir potansiyeli siz elinizden kaçırmış oluyorsunuz. Dışarıya kaçıyor yani. Kendi ülkelerine ve vatandaşlara bize, yardım edememiş oluyorlar. Ada ekonomisinde göç devamlı olmuştur. Geçmişte de olmuştur. İngiliz zamanında da olmuştur. Ve göç edenler ekonomik olanaklar verildiğinde geri geliyorlar. Dolayısıyla mesele budur. Ekonomik olanakları çoğaltmak. Bunun üzerinde uğraşıyoruz. Biz Türkiye'den gelenlere imkan tanıyoruz meselesi. Eğer şu ise ki bizim muhalefetin yaydığı ve Rum'unda kullandığıdır. Her geleni vatandaş yapıyoruz, yerleştiriyoruz ve dolayısıyla böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur. Bizde yerleşen, Türkiye'den gelmiş olan, yasalarımıza uygun olarak yerleşmiş olan insanların sayısı bu sayımda ortaya çıkmıştır. 30 bin kadardır. 30 bin kadardır. Onun ötesinde yoktur. Ve bizim gençlerimizin yapacağı işleri yapan insanlar değillerdir bunlar. Bunlar tarlada, ovada çalışan insanlardır. Bir tane daha... Efendim? Gençler için tekrar söylüyorum size. Türkiye ile bütün uğraşımız ekonomiyi gençlerimize saha açacak şekilde geliştirmektir. Bunun için de müşterek yatırımlar yapmaktır. Bunlar için bir uğraş vardır. Ama bütün bizde yetişen gençler... Muhakkak hepsi Kıbrıs'ta istihdam edilir diye bir kaydı yoktur. Dolayısıyla Türkiye de bizim ana vatanımızdır, vatanımızdır. Türkiye de bizi alabiliyorsa, yerleşebiliyorsak bizim için kayıp değildir. Çünkü bir adım ötedeyiz ve bizde imkan açılır açılmaz bize gelmektedir gençlerimiz ve geleceklerdir. Şey budur. Sayın Başkanım, ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi biz tabii Kıbrıs'ın iç politikasını yakından takip edemediğimiz için bilmiyorum ama hep satır aralarında şöyle bir şey var. Hani muhalefetin her eleştirisi Rumların işine mi yarıyor gerçekten böyle bir muhalefet? Her eleştirisi değil, belirli eleştirileri maalesef. Yani Kıbrıslı nüfus, Kıbrıslı Türk nüfusu 60 bin kaldı. Denktaş Türkiye'lileri getirdi, yerleştirdi, gençleri kaçırttı. Bu Rum'un işine öyle bir geliyor ki, öyle bir şiddetle kullanıyor ki sormayın gitsin. Ki doğru, yanlış olduğunu devamlı söylüyoruz. İstatistiklerimizi evet, kullanınız diyoruz. Yılmaz Bey'e bir kara para bizde var meselesi. Rum'un yazdığı yazıyı alıp Türkçe'ye tercüme edip gazetesine koyan insan
Rum'a hizmet ediyor demektir. Bilmeyerek. Buyurun. Bilmeyerek. Buyurun. Bilmeyerek. Yılmaz Bey. Buyurun. Bir dakika geleceğim size. Size geleceğim. Bir dakika. Bir dakika geleceğim. Bir dakika geleceğim. Müsaade ederseniz. Yılmaz Bey, anladığım kadarıyla. Buradayım. Buradayım. Politik olaylara sanatçı duyarlılığını yansıtan bir bakış açınız var. İşte sınırların olmadığı ideal bir dünyadan bahsettiniz. Artı buna kafalarımızdaki sınırlar da dahil dediniz. Bu bağlamda üniversitelerde uygulanan kıyafet yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda hala Çapa'da ve Cerrahpaşa'da uygulanan yasaktan bahsediyorum. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Teşekkür ederim. Peki. Bir kere sorunun başında söylediğin cümleyi açayım. Ben gerçekten hayatımda bir insan olarak ne düşünüyorsam herhangi bir politik iddia taşımadan ya da siyaset yapıyorum iddiasına girmeden yüreğinden geçeni söyleyen, yazan bir adamım. Bu kimin hoşuna gider, kimi gitmez diye de düşünmüyorum doğrusu. Çünkü başka türlü yaşayamam. Ben herhangi bir kılık kıyafet yasana da karşıyım. Türban yasana da karşıyım. Sakal makal yasana da karşıyım. Çünkü her insan üniversite çağına gelmiş bir insan da nasıl giyinmek istiyorsa öyle giyinmeli bence. Arkadaşlar süremizi, hayır o kadar baskı yapıyorsunuz ki süremizi geçtik biliyorsunuz. Süremizi geçtiğimiz zaman problemlerle karşılaşacağız. Buyurun. Benim sorum Fahrettin Bey olacak. Yani Cüneyt Bey'e. Fahrettin Cüneyt'le otur. Fahrettin niye Fahrettin? Sen çok yaşa. Beni sevenler hep bana Fahrettin der. Fahrettin Bey, sizin daha önce vurgulamış olduğunuz bir şey vardı. Hani bu zengin kız, fakir oğlan ve de bu Türk yönetmenlerce ve de aktris ve aktörlerce hep bahsedilen bir şeydir. Filmlerde hep bu şey yapılır ve bu zengin kız ve fakir oğlan yani kimdir? Bunu zengin bir açar mısınız? Evet, şimdi... nedir? Arkadaş sen çok yaşa. Ağzına sağlık. Çok önemli bir şey sordu. Türk sineması arkadaşlar bir halk sanatıydı. 70 küsür yıl halkı eğlendirdi ve eğitti. Çok güzel şeyler de öğretti. Ancak bazı düşünceler, bazı insanlar her zaman Türk sinemasının karşısında oldu ve nihayet Türk sinemasını kaybettik. Şimdi aydınlarımız, yazarları, çizerlerimiz, entellerimiz her zaman Türk sinemasını alay etmek için bir tek ellerinde koz vardı. O da arkadaşım söylediği şey. Diyorlardı ki, ya Türk sinemasında yoksul kızla zengin oğlan hikayesinden başka bir şey yok mu ki? 10 hikayenizin 5 tanesi öyle. Öyleydi, doğru. Ama bakın, Türk sineması öyle bir halk sinemasıydı ki, onu yapanlarda öylesine bir halk sezgisi vardı ki, yoksul insanda, yoksul kızda doğu değerlerini anlatırdı. Az şeyle tatmin olan, yaşama sevincini duyan, paylaşan, varlıklı çocukta da gençte de batı değerlerini eleştirirdi. Yani doyumsuz arayan, ikisi bir araya geldiği zaman da sinemayı yapan karışmazdı bu işe. Ve batıyla doğu değerleri bir sentez halinde Anadolu toprağında, Anadolu sinemasından o kadar güzel birleşmiş ve bir büyüklük, bir güzellik oluşturmuştur ki. Ben size bir şey sorayım. Titanic diye bir şey seyrettiniz orada. Ne seyrettiniz ki? Türk sinemasından yoksul kızla zengin olan hikayesinin daha acıklı. Buyurun. Buyurun. Şimdi Sayın Rauf Bey'e bu sorumu soracağım. Sayın Rauf Bey programın başından beri kendisi konuştuğu zaman 10 kelimenin 5'i Türk kelimesiydi. Ben şunu soruyorum. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek dayanağı Türk mü? Başka dayanağı yok. Arkadaşlar süremizi dolduruyoruz. Ben müsaade ederseniz en son seni alayım hadi. Seni de alayım gel. Direkt soruyu sor çünkü çok Benim sorum Sayın Denktaş'a. Geçen yıl Kıbrıslı üniversite öğrencilerinin yaz festivali etkinliklerinde şu anda yanınızda oturan Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Türkiye'de defalarca sergilenen Kadınlık Bizde Kalsın oyununun Kıbrıs'ta polisin müdahalesiyle bizi gözaltına almışlardı. Üniversite gençlerinin sergilediği oyunda biz gözaltına aldık. Benim oyunu oynadınız diyelim. Sizin oyunu oynadık diye. Yapma ya. Ve Sayın Denktaş da bunu destekler açıklamalar yaptı. Nedenini soruyorum. Sizin adınıza soruyorum tabii ki. Eyvallah. Ben başkan var mı öncelikle?
Ben oyunu bilmiyorum. Oyunu görmedim. Polis tedbir aldığında söylediği izinsiz yapılmıştır. Veyahut herhangi bir şey yapılmıştır. Benim gençlere o zaman önerim, hala da öyledir. Yapacağınız işi yasasına uygun şekilde yapın, başınız belaya girmesin. Benim söylediğim bu. Hayır, tam olarak neden anlamadım. Ama neden? Olay neden yasakladılar? Neydi? Evet. Eser neydi? Ben onu anlamadım. Benim bir oyunum, kadınlık bize kalsın diye bir oyunum. Benim. Kadınlık bizde kalsın adlı bir oyun. Türkiye'de de 500 kez sahnelendi. Burada oynandı yıllarca. Hiç bilmiyorum. Ben de gözaltına alınanlardan olabilir, biriydim. Olabilir. Geçen sene festivalimizi yaparken 13 senedir festivalimizi yapıyoruz. Nerede gözaltına benim oyunum. Kıbrıs'ta Karpaz'da oyunumuzu oynayacakken biletlerimizi satarken gözaltına alındık. O gece bütün gece ve ondan sonraki günlerde devam etti bu sorgulamalar. Sizin oyununuzu oynadık diye. Bunda sanırım Türkiye'yi örnek ala ala, ancak bu kötü yönleri örnek ala ala bu hale geldi Kıbrıs'ta. Ben aslında, arkadaşlar, ben hepinizin sonuna geldik artık. Şimdi, programın... Bir dakika. Kıbrıs'ta biz ateşkes anlaşması ile yaşayan insanlarız. Askeri konular bizim için çok hassastır, çok mukaddestir. Askeri konulara değinildiğinde askerimizden gelen hassasiyet var ise bunu gençlerimize yapmayın, etmeyin diye telkin etmek ilgililerin görevi olur. Hayır, biz yapacağız derlerse böyle şey olabilir. Oyun tehditliğinde öyle bir şey yok. Öyle yaptılar kardeşim, ben sana söylüyorum. Öyle bir karikatürize ettiler ki. Askeri komutanı bilmem ne. Arkadaşlar programımızın sonuna geldik. Öyle çünkü şey çok süremizi çok attık. Ben aslında Yılmaz Erdoğan'a bir şey sormak istiyorum. Askere gidiyor artık. Bundan sonra onu sahnede göremeyeceğiz. Yılmaz Erdoğan'ın acaba kapanışta bunu hatta şey yapalım, kullanalım diye düşünüyorum. Son bir şiiri var mı, bize okur mu? Herkes çünkü genelde şarkı okuyor. Bu 32. gün şiir okunacak burada. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi, asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevmeyi. Benim sevmeye engel, evcil acılarım vardı. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Arkadaşlar, çok çok teşekkür ederiz. Bu akşamki programımız burada bitiyor. Sağ olun, var olun, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok çok teşekkürler. Yakında tekrar buluşmak üzere. Konuklarımıza çok sorular soruldu. Çok teşekkürler.